Alzheimer, demans gibi durumları da kontrol altına tutabildiğimiz için sağlık açısından kesinlikle %100 en iyi bir sistem kesinlikle Akdeniz diyeti. Mavi Kadın YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün diyetisyen Tugay Hoşoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Tugay Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. İzleyenlerimiz de fazla merak etmesin. Bugün dünyanın en sağlıklı diyeti Akdeniz diyetini konuşacağız. Tugay, hemen soruyorum. Peki Akdeniz diyeti neden en sağlıklı diyet olarak geçiyor? Şimdi öncelikle bu diyetin sağlıklı geçmesinin temel sebeplerinden bir tanesi kalp damar sağlığını öncelikle kontrol altında tutabiliyoruz bu beslenme modeliyle. Çeşitli hastalıkları özellikle günümüzün vebası olarak yani hepimizin ileride belki karşılaşabileceği Alzheimer, demans gibi durumları da kontrol altında tutabildiğimiz için bu beslenme modeli hepimiz için çok önemlidir. Normal şartlarda beslenmenin içeriğinde genelde sağlıklı yağ asitleri bulunması gerekiyordur. Bunlar da işte zeytinyağları, balık yağı, işte haftada iki kere zaten balık tüketilmesi gerekiyor minimum bir şekilde. Çeşitli çiğ, kuru yemişler tüketilmesi gerekiyor. Bu sağlıklı yağlarla birlikte zaten beyin fonksiyonuna daha fazla çalıştırabiliyoruz. Böylelikle de çeşitli hastalıklardan zaten korunabiliyoruz. Özellikle kalp cerrahisinde zaten mutlaka oleik asit yani zeytinyağı kullanılması gerektiği için de kontrol altında onları da tutabiliyoruz. Peki diğer diyetlerden ayıran ne Akdeniz diyetini? Yani Akdeniz diyetinde şu yapılıyor, diğer diyetlerde bu yapılıyor. O detayı açıklar mısın bize? Akdeniz diyetindeki önemli kısım biraz da böyle hani geniş yelpazeli olmasından kaynaklı. Şimdi herhangi böyle ketojenik beslenme ya da çeşitli beslenme modelleri gibi değil de bu biraz da bütün besin öğelerinde içerdiği için daha kolay, daha uygulanabilir olabiliyor. Özellikle zaten hani günümüzde de biz genelde yemek yemeyi zaten sevdiğimiz için de biraz daha böyle tabak modellerimizde bütün besin içeriklerine yer vermeye çalışıyoruz. Özellikle Akdeniz diyetinde. Bu sebepten daha kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Bu tabaklarda da genelde zaten hani mesela bir tabak düşünelim. Tabağın yarısı tamamen sebze meyvelerden oluşuyor. Diğer yarısı da tam tahıllı ürünlerden, tam tahıllı yani %25'i civarında tam tahıllı besinler. Diğer %25'i de tavuk, balık veya süt ürünleri gibi besinlerden zaten oluşuyor. Şunu da sorayım o zaman. Yani özetlediğin şey şu mu? Yani Akdeniz diyeti için her besinden little little diyebiliyor muyuz? Evet. Biraz bütün besinlerden almaya çalışıyoruz. Ama daha fazla bir şekilde sebze ve meyveler üzerine gidiyoruz. Çünkü Akdeniz zaten yöresinde genelde hani böyle sebze ve meyveler daha fazla olduğu için hani genelde onlar kullanılıyor ki bu beslenme modelinin zaten temel başlangıç noktası sağlığa yararlı olmasından kaynaklı. Sebze ve meyveler böyle haşlanmış olabilir ya da böyle buharda pişmiş tarzında falan olabilir. Hani bu tarzlarda kullanılabilirse zaten sağlığa daha fazla yararlı olduğu için de özellikle kalp damar sağlığı, diyabet gibi hastalıklara kesinlikle zaten koruyucu bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Evet, şu detayı da verelim. Haşlama veya hani kendi az suyunda dediğin için sebzeleri ya mümkünse kendi buharında pişirmek veya çok az su, gerçekten çok az suyla pişirmek en sağlıklısıymış. Çünkü vitamin kaybını da önüne geçebilmek için. Şunu da sorayım o zaman Tugay sana. Yani sabah öğle akşam mı? Hani bizim kültürümüzün alıştığı gibi şekilde mi Akdeniz diyetiyle besleneceğiz? Ya burada şimdi genelde zaten sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ya da iki tane normal şartlarda arı yöntem pişirerek zaten böyle bir beslenme modeli oluşturmamız gerekiyor. Bu beslenme stili zaten dediğim gibi herkese uygun oluyor genelde ama hani artık hani günümüzde çeşitlendiği için bu beslenme modelleri de insanlar kendini daha uygun olanı arıyorlar ama sağlık açısından çünkü ilerleyen yaşlarda özellikle zaten şimdilerde belki biz gençlerde pek fazla görülmese de ileriki yaşlardaki bireylerde genelde böyle kalp damar sağlığı gibi yani problemlerden kaynaklı, şekerden kaynaklı zaten bu beslenme stilinin zaten uygulanması gerekiyor. Zaten demans ve Alzheimer'ı önlemeye yönelik bu beslenme stili uygulanıyor. Ya şimdi sağlıklı dedin. Tamam, evet, sağlıklı aslında herkes için önemli. Ancak insanlar için veya daha doğrusu kadınlar için en önemli olan şey kilo vermek. Yani kilo almak da tabii ki de çok önemli. Alamayanlar için tabii ki de ama çoğunluk kilo vermekten dert yakındığı için yani Akdeniz diyetiyle de sağlıklı bir şekilde bir kilo verebiliyoruz o zaman. Ya bu beslenme stilinde de şöyle. Mesela şimdi ya ben kendi mesleğimde böyle ayda 6-8 kilo arasında falan kilo kaybettirmeye çalışırken de ama bu beslenme stiliyle birlikte 2 ile 4 arasında normalde hani kilo kaybettirmeye çalışıyoruz. Çünkü hani daha fazla geniş yelpazeli ve daha sağlıklı besinlerden porsiyonlu bir şekilde tükettiğimiz için bu sefer kilo kaybetme biraz daha yavaş olabiliyor. Ama hani buradaki önemli kısım sağlık üzerinden gitmeye çalışılması. Zaten hani bir kişi hastaneye gittiğinde, doktora gittiğinde çeşitli böyle ilaçlara maruz kalmaması için böyle bir beslenme stilini hayat boyunca eğer kendine ekleyebilirse bu sefer ilerleyen dönemde çeşitli böyle ilaçlardan en azından kurtulmuş olacağını düşünüyoruz.
Peki tam tersini de sorayım. Belki izleyenlerde hani kilo almak isteyen de olabilir. Yani Akdeniz diyetiyle kilo da almak mümkün mü? Tabii mümkün normal şartlarda ama hani burada işte tabak modeli söylemiştim ya işte %50'si işte sebze meyveyi mi? Ya buradaki %25 o tam tahıllı kısmını biraz daha arttırıp biraz daha proteinlerden kısarsak hani mesela tam tahıllılar artı sebze ve meyveler üzerine gitmeye çalışırsak mesela kilo artımında tabii ki de mümkün. Yani anladığım kadarıyla o zaman şöyle söylüyorsun. Farklı besin gruplarını ne yapmak istiyorsak yani atıyorum kilo almak veya kilo vermek yüzdeliklerini ona göre ayırıyoruz öyle değil mi? Evet aynen öyle çünkü zaten bizim beslenme %55-60'ı karbonhidrat %25-30'u protein %20-25'i işte yağlarmış gibi zaten biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzdelikler üzerinde oynanarak da kilo kaybı ya da kilo artımı hani artırımı üzerinde zaten ilerlenebiliyor. Anladım. Yani Tugay Bey'in de söylediği gibi en sağlıklı, en iyi diyet Akdeniz diyeti. Öyle değil mi Tugay Bey? Evet, kesinlikle böyle. Eklemek istediğin bir şey var mı Tugay? Ya temel olarak şimdi özet geçmek olursak Akdeniz diyetinin içerisinde şimdi sağlıklı yağ asitlerini kullanmış oluyoruz. Yani zeytinyağında bulunan oleik asit, balıkta bulunan omega 3 yağ asidi, işte çiğ kuru yemişlerde aldığımız yağ asitleri, omega 6 yağ asitleri gibi yağ asitlerini bulunduruyoruz. Beslenme modelimizde sonuç hani özet olarak. Ayrıca işte böyle tam tahıllı besin sebze ve meyveleri porsiyonlarımızda, tabaklarımızda arttırarak daha fazla, daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Temel beslenme stilimiz budur. Yani günümüzde de özellikle zaten Akdeniz bölgesindeki insanlar böyle çok fazla kırmızı et tüketmediği için de kırmızı eti biraz daha az miktarda kullanıyoruz. Genel olarak sağlıklı böyle hayat uzatmaya yönelik bir beslenme stiliymiş gibi görebiliriz bunu. Özellikle zaten çeşitli işte diyabetli ya da kardiyovasküler hastalıklara sahip danışanlar zaten kesinlikle bu beslenme stili öneriyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler Tugay Bey. Bugünlük bu kadar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.